gitmediğiniz yer sizin değildir diyerek yollardayız. Bu kez Osmaniye'deyiz. Tarihler 22 Şubat 2019 ve kasaba Lahyarapolis Antik Kenti'ndeyiz. 5000 kişilik tiyatrosu, arkada kalesi ve muazzam bir geçmişiyle bir zamanların medeniyet şehri Kastabağla. Görüntülerimiz var, birlikte izliyoruz. Kastabağla il merkezine 15 kilometre mesafededir. Sütunlu Caddesi, Anfi Tiyatrosu, Bazilikası, Kilisesi, Hamam Kalıntıları ve Bodrum Kalesi ile Çukurova'nın en önemli antik kentlerindendir. 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi tarafından başlatılan kazı faaliyetlerinde bulunan eserlerle daha önce M.Ö. 1. yüzyılda tarihlenen şehirde M.Ö. 4000 yılına ait eserlere rastlanılmıştır. Kastabağla, Roma ve Bizans dönemindeki önemli dini kent merkezlerindendir. Bölgenin en önemli kenti bizim Hierapolis, Kastabağla'nın en erken dönemde, Neolitik dönemde bile yerleşim gördüğü ifade ediliyor çıkan buluntulardan. Milattan önce 5000'li yıllarda bu gördüğünüz sütunlu cadde tamamen Roma döneminden kalma. Romalılar İtalya'da büyük bir imparatorluk kurduktan sonra Anadolu'ya egemen oluyorlar. Kentleri Romalılaştırıyorlar, hakimiyetlerini kuruyorlar ve kente sütunlu caddeler, hamamlar, tapınaklar, kemerli su yolları yaparak büyüklüklerini gösteriyorlar. Burada gördüğünüz sütunlu caddenin devamı ana yola kadar gidiyor. Ana yoldan bir girişi var. Turgut Hacı Zeyrek tarafından 2009 yılında kazılarına başlanıyor. Nüfus zaman zaman artıyor, zaman zaman eksiliyor ama 5000 kişilik bir tiyatrosu olan bir şehirde mutlaka binlerce kişi yaşıyor. Avrupa Gazeteciler Derneği Genel Başkanı, Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Genel Koordinatörü Adnan Fişenk Bey ile beraberiz Osmaniye'de. Hem geziyoruz, neler yapıyorsunuz, bir değerlendirme alalım. İlk başta sizin gibi sevgili dostlarımızı görmekten büyük bir amaç duyduk, sevinç duyduk tabii bu vesileyle. Onun haricinde değerli ülkemizin değerli yerlerini, değerli işte kıyıda köşede kalmış alanlarını kendi milletimize, halkımıza ve dünyaya bu şekilde bu vesileyle duyurmaya çalışıyoruz. Ülkemizin güzelliklerinin bir nebzesi olsa dahi onları tanıtmaya çalışıyoruz bu vesileyle. Hem de biz de görüp öğrenmiş oluyoruz. Değerli işte bu mekan sahipleri vasıtasıyla. O kadar çok kültürümüz var ki, o kadar hoşgörülü bir milletiz, o kadar hoşgörülü bir dine mensubuz ki anlatamam. Yani ben geçmişimle kıvanç duyuyorum, göğsüm kabarıyor. Ne medeniyetleri bağrımızda taşımışız. Hepsine de hoşgörülü, hala hazırda da hoşgörülü davranıyoruz.